Antik Romalıların Île de la Cité adı verilen bir ada üzerindeki nehrin ortasına kurdukları Paris şehrinin en büyük Gotik katedrallerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nin önündeyiz. Notre Dame kilisesinin şehrin teolojik merkezi olduğunu ve yanı başımızdaki kralın sarayı olan Louvre'un da siyasi bir merkez olduğunu göz önünde bulundurursak, Paris'in tam kalbinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta Louvre inşa edilmeden önce, kralın sarayı katedrale daha da yakındı. Katedral, hem teolojik hem de dünyevi gücün güçlü bir sembolüdür. Katedralin, Fransız ihtilali sırasında saldırıya uğramasının sebebi de bu sembolik gücüdür. Hatta Delacroix'ın devrimi belgeler nitelikteki halka yol gösteren özgürlük adlı tablosunun arka planında katedrali görüyoruz katedralin kulelerinden birinde Fransız devriminin sembolü olan üç renkli bayrağın dalgalandığını görüyoruz. 1830 yılındaki devrimden önce Napolyon'un imparatorluk tacını burada giydiğini göz önüne alırsak bu katedralde orta çağdan başlayıp modern çağa kadar devam eden güçlü ve tarihi bir geleneğin süre geldiğini söyleyebiliriz. Notre Dame inşa edildiğinde en uzun gotik katedraldi. Daha önce yapılan tüm gotik katedrallerden ve o sırada Cluny bölgesinde bulunan dünyanın en büyük kilisesinden bile daha uzundu. Gotik mimarlar bu dikeyliğe ulaşmak için bir dizi yöntem kullandılar. Aralarından en belirgin olanı ise katedralin iskelet yapısında yer alan kemerli payandalardır. Bunlar devasa kubbenin ve taştan çatının yanal ağırlığını destekler. Böylece kilisenin duvarlarında daha çok pencereye yer verilebilir ve kilisenin mümkün olduğunca çok ışık alması sağlanır. Gotik mimarlar yapının duvarlarını pencerelere dönüştürmek istedikleri için bu tip payandaları kullanmayı tercih ettiler. Tabii ki cam ağırlığı kaldırabilen bir yapıda değil ve özellikle kubbenin ağırlığını taşıması mümkün değil. Kemerli payandaların kullanılması işte bu yüzden oldukça önemli. Payanda ve kemerli bir payanda arasındaki fark ise oldukça basit. Payanda, katedralin duvarlarına dik olan ve duvarların dışa doğru itilmesini önlemek amacıyla yapılmış sağlam bir duvardır. Kemerli payanda ise sağlam bir duvardan ziyade kaburga görevi gören bir yapıdır. Altında duran daha sağlam payanda üzerindeki baskıyı azaltır. Bu yapının Notre Dame'ın mimarisinde çokça kullanıldığını görüyoruz. Bunların çoğu 19. yüzyılda restore edildi. Ancak katedralin yapıldığı günden bu yana pek çok yenileme sürecinden geçtiğini biliyoruz. 12. ve 13. yüzyıldaki yenileme girişimleri ve 14. yüzyıla kadar devam eden bir dizi değişiklik bu süreçlerden sadece birkaçı. Gotik bir kilisenin böylesine uzun yenileme süreçlerinden geçmesi alışılmadık bir durum değil. Sonrasında 19. ve 20. yüzyılda da sık sık restore edilen bu katedral, şu anda ekranda gördüğünüz haliyle de muhteşem görünüyor. İçeri girdiğinizde ilk olarak nefin uzunluğu dikkatinizi çekiyor. Kendinizi bir anda upuzun, dar ve tavanı oldukça yüksek bir yapının içinde buluyorsunuz. Katedralin iç kısmının üç parçalı dikey kesitini girişteki açıdan tam olarak görmek mümkün değil. Ancak koridor boyunca aşağı doğru yürüdüğünüzde tüm bu karmaşıklığı içinde kilisenin genişliği gözler önüne seriliyor. Katedralin içindeyken taştan duvarları cam duvarlara dönüştürme fikrinin gerçekten mucizevi bir etki yarattığını anlıyorsunuz. Eğer pencereli üst kısma bakarsanız, pencere camlarını ve dalgalı bir görünüme sahip ışık katmanlarını görebilirsiniz. Gerçekten muhteşem görünüyor. Orta kısma Galeriye doğru ilerlediğinizde sütunlarda eşi görülmemiş bir incelik karşınıza çıkıyor. Kubbe de dahil olmak üzere sanki üzerindeki her şeyi mucizevi bir şekilde destekler bir görünüme sahip. Daha sonra kilisenin ana kısmına geldiğinizde 13. yüzyılda dua odalarını ayırmak için yapılmış bu büyük payandaları görüyorsunuz. Bu devasa, birbirine bağlı bir dizi sütundan oluşan yapı karşınıza çıkıyor. Birçoğu çatıya kadar yükseliyor her ne kadar dar bir dizi sütunun bir araya getirilmesiyle oluşmuş olsa da ortaya çıkan yapı devasa büyüklükte tüm bu yükselen yapılara bakarken siz de adeta göğe doğru yükseliyormuş gibi hissediyorsunuz